Örgü binen herkese merhabalar. Bu videomda sizlere elimde görmüş olduğunuz işlemeli kare motifin yapım aşamasını paylaşacağım. Ee, aynı zamanda işlemeli battaniye motifi olarak da geçiyor. Bu motif ee, battaniye olarak, yatak örtüsü olarak veya koltuk şalı olarak oldukça kullanılabilen bir motif. Yapımı çok basit ve şu detayda e, motifimizi oldukça zarif hale getirmiş. İsmi de zaten bu işleme detayından almış. Ee, dilerseniz fazla uzatmadan yapım aşamasına geçelim. Öncelikle çiçeğimizi yaparak başlıyoruz. Ben pembe rengi tercih ettim bu sefer. Ee, şimdi şöyle sihirli halka ile başlıyoruz. Eğer sihirli halka yapamıyorsanız 5 tane ya da 6 tane zincirle de e, başlangıcı oluşturabilirsiniz. Hemen sihirli halkamızı yapalım. Şimdi sihirli halkamızın içerisine toplamda 6 tane e, üçlü trabzan yapacağız. Öncelikle 4 tane zincir çekiyorum. Yani bir üçlü trabzan boyunda e, zincirle trabzan oluşturmuş oldum. Şimdi bu benim birinci trabzanım olarak sayıyorum. İkincisini yapacağım. Tığımı iki kere doluyorum. Hemen ortadaki boşluğa batıyorum. İkişer ikişer çekeceğim ilmeklerimi. 1, 2, 3 defa da çektim. Üçlü trabzanı oluşturdum. Şimdi bundan toplamda 6 tane olacak. İkinciyi yapmış oldum. Hemen yine aynı boşluğa Üçüncü üçlü trabzanım. Dördüncü üçlü trabzanım. Beşinci üçlü trabzanım. Ve altıncı üçlü trabzanımı oluşturuyorum. Şimdi toplamda 6 tane üçlü trabzan yapmış olduğum baştaki zincirlerimle birlikte tığımı ilmekten çıkartıyorum. Başlangıçta yapmış olduğum zincirli trabzanın en üst noktasına yani dördüncü zincirinden tığımı geçirdim. İlmeği buradan alıyorum. Şöyle arkaya doğru çekiyorum. Ve bir tane popcorn oluşturmuş oldum. Şimdi bir, iki, üç tane zincir çektim. Ve bu popcorn'dan toplamda dört tane olacak şekilde yine devam edeceğim. Yani üç tane daha popcorn yapacağım. Tığımı iki kere doladım. Bir, iki, üç defa da çektim. Üçlü trabzanımı yaptım. Popcornlarımı hep üçlü trabzanla yapıyorum. Zaten bu motif çoğunlukla da üçlü trabzanlardan oluşuyor. İkili trabzanlar, ve ikili trabzan pek kullanmıyoruz. Hatta hiç kullanmıyoruz diyebilirim. Sadece son kenarında dilerseniz kullanabilirsiniz. Onu da sıra sonuna geldiğinde zaten sizlere belirteceğim. Şöyle 5. ve 6. yapıyorum. Yine birinciden birincinin tepe noktasından tığımı geçiriyorum. İlmeği buradan arkaya doğru çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincirle kilitledim. Şimdi yine popcorn yapacağım. 1, 2, 3 defa da çektim. Birinci üçlü trabzanım. ikinci üçlü trabzanım. 3. 4. 5. ve 6. Yine popkornumu oluşturuyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle sihir halkamı biraz kapatacağım ki çiçeği elimde rahat tutayım. Tığıma ilk kere doladım. Hemen ara boşluğa şöyle birinciyi oluşturdum. İkinci. Üçüncü. Dördüncü. Beşinci. Ve altıncı. Yine popkornumu oluşturalım. 1, 2, 3 zincir. Ve şuradaki popcornun, bakın şurada şöyle göstereyim. Şu arada bir boşluk var. Popcornun hemen tepe noktasında. Bu boşluğa ilmeğimizi tutturacağız. Böyle yana tutturursak çünkü e, motifin devamlılığı güzel olmayacaktır. Şöyle tam ortadan tığımı geçirdim. Pardon, tam ortadan şu tığımı geçirdim. İlmeğimi böyle ilmek kaydırma tekniğiyle bağladım. Bir tane zincirle de kilitliyorum ki daha sağlam bir tiriş oluşturalım. Böyle popkornlu bir çiçek oluşturduk. Şimdi sihirli halkamızı şimdi ipimi şuradan çıkartayım. Kapatalım. Bakın şu şekilde kapanacak kadar çekiştirdim. Şimdi bu açılmasın diye şöyle yakınındaki bir ilmeğin altından tığımı geçiriyorum. Sihirli halkanın ipini tutuyorum. Buraya zincir çeker gibi ilmek kaydırma gibi kilitliyorum. Bunu aynı şekilde sıkıştıralım. İplerimizi gizleyelim ki örerken gözümüzü yormasın. İşte bu şekilde ben kabaca gizledim. Sizler daha detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet, motifimizin çiçek kısmını oluşturduk. Şimdi e, çevresini oluşturacağız. Bunun için diğer rengimi alıyorum. Diğer rengimi de aldım. Bu arada iplerim yarnart jeans koton bir iptir. Tığ numaram da şöyle 3 milim tığ kullanıyorum. Hemen ipimi. Şurada popcornların arasına üçer tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Bu zincirlerin içerisine köşelerimizi oluşturacağız. Yine üçlü trabzanları kullanarak oluşturacağız. Bu nedenle 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi öncelikle e, köşenin yarım motifini yapacağım. Yani çift çift oluyor hanım dilendi, bey beğendi modellerinde olduğu gibi. Öncelikle yarımdan başlayacağız ki şu zincirle kısım Köşenin tam ortasına kalsın ki motifte çirkin bir görüntü oluşturmasın. Şimdi yanına üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane yaptım, zincirle birlikte 2 oldu. Bir tane daha yapıyorum ve toplamda 3 tane olacak. Şimdi diğer kenara geçerken 2 zincir çekiyoruz. Tekrar tığımı iki kere doladım. Hep üçlü trabzan yapıyoruz. Buradaki 3 zincirlik boşluğa geçiş yaptım. Buraya hemen köşemizi oluşturalım. 1 2 3. üçlü trabzanım. Köşe dönüşü için 3 tane zincir ve yine aynı boşluğa köşe oluşturabilmek için 3 tane daha üçlü trabzan yapıyoruz. İkinciyi yaptım. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Ve bakın köşemizin birini oluşturduk. Diğeri de burada oluşacak. bu kısım aslında şu kısım. Motifi bitirdiğimizde bu kısmı da yaparak buradaki köşeyi tamamlayacağız. Şimdi diğer kenara geçerken iki zincir tığımı doladım. Bakın buradaki 3 zincirlik boşluğa atladım. Buraya da 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3 defa da çektiğim üçlü trabzandan 3 üç tane oluşturdum. Köşe dönüşü için 3 zincir ve aynı boşluğa 1, 2, 3 tane üçlü trabzan. Bu da bizim ikinci köşemiz oldu tam olarak. Araya 2 zincir tığımı 2 kere doladım. Ve şimdi şuradaki son 3 zincirlik boşluğa geçiş yapıyorum. 1 2 3 Araya 3 tane zincir köşe dönüşü için ve yine aynı boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 Şimdi başladığımız noktaya geleceğiz. Buradaki e, yarım köşeyi de tamamlamış olacağız. Yine iki zincir tığımı iki kere doladım. Başlangıçtaki boşluğa tekrar batıyorum. Buraya da üç tane üçlü trabzan yapacağım. Ve bu köşeyi de tamamlayacağım. Bu şekilde oluşturduk. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Düzgün bir geçiş yapabilmek için şöyle yapıyoruz. Bir tane zincir tığımı doladım. Baştaki zincirli trabzanın en üst noktasından yani dördüncü zincirinden tığımı geçirdim. İlmeğimi çektim. Tığımdaki tüm ilmeklerin hepsini birden çekiyorum ve böylelikle bu köşenin tam ortasında kalmış oldum. Şimdi birinci sırayı tamamladık. İkinci sıraya geçiş yapıyoruz yine 1 2 3 dört tane zincir çektik çünkü yine üçlü trabzan yapacağız yine burada başlangıçta yapmış olduğumuz gibi önce ilk yarısını yapalım tamamlarken de diğer yarısını yapacağız hemen yanına iki tane üçlü trabzan yapıyorum ve toplamda elimde üç tane üçlü trabzan olmuş oluyor zincirimle birlikte yine ara boşluk iki tane zincir tığımı doladım Bakın şu aradaki boşluğa, iki zincirlik boşluğa 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir ve köşeyi aynı şekilde yapıyorum yine. 3 tane ikili trabzan, pardon 3 üç tane üçlü trabzan, 3 üç zincir ve 3 üç tane üçlü trabzan şeklinde köşelerimizi standart olarak devam ettiriyoruz tekrar 1 2 ve 3 hanım dilendi Bey beğendim modelinin Aslında bir farklı versiyon ama neredeyse tıpatıp aynı diyebiliriz sadece üçlü trabzanları kullanıyoruz aralara da ikişer zincir çekiyoruz bu motifi birçok alanda değerlendirebilirsiniz özellikle Battaniye yapımlarında çok fazla görüyorum. E, yatak örtüsü, battaniye, kırlent olarak e, çok şık duruyor. Dilerseniz o şekilde değerlendirebilirsiniz. Veya koltuk şalı olarak da. Zaten battaniye ile çok yakın kullanım amaçları. E, koltuk şalı olarak da kullanabilirsiniz. Eğer farklı projeleriniz olursa bununla ilgili Instagram hesabım Mihrima Örgü Evi'nden paylaşırsanız bizler için de farklı bir fikir olur ve ben de Dilerseniz kendi sayfamda paylaşırım Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağız aynı şekilde daha sonra zaten bir sıra daha var. Ortadaki çiçeği farklı yaparak da yine bu alanda bu şekilde işlemeli olarak bir motif oluşturabilirsiniz. Yani illa böyle bir popkon çiçek yapmanıza gerek yok. Papatya da yapabilirsiniz, gül de yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Yine köşe dönüşü için 3 tane zincir çektim. Yine köşeye 3 üç tane üçlü trabzan, 3 üç zincir, 3 üç tane üçlü trabzan şeklinde devam ediyorum. Aralara 2 zincir. Bu 2 zincirlik boşluklara da 3 üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bakın köşeye kadar geldim. Bu köşenin yarısını yapmıştık başlangıçta. Şimdi diğer yarısını yapacağız. İki tane zincirimi çekiyorum. Tığımı doladım. Bir, 2 ve üçüncü üçlü tırabzanım. Ardından yine bir üst sıraya geçeceğim için düzgün bir geçiş yapabilmek adına bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Başlangıçtaki zincirli trabzanın en üst noktasından yani dördüncü zincirinden tığımı geçiriyorum şöyle tüm ilmekleri topluyorum ve yine köşenin tam ortasındayım. Ne yapıyorum yine? 4 tane zincir çekiyorum. Yine bu sırada yapmış olduğum uygulamayı yapacağım. Yani bu sırayı nasıl ördüysem bir üst sırayı da aynı şekilde öreceğim. Burayı da tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Yine iki tane zincir ve şimdi köşeyi yapacağız. Tığımı yine iki kere doluyorum. 1 2 3 defa da çektim. Yine toplamda 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Ve köşenin trabzanlarını tamamladım. Şimdi bir üst sıraya geçiş yapmayacağım artık. Farklı bir renk kullanacağım. Sizler dilerseniz aynı renkle de tamamlayabilirsiniz. Ya da çiçeğin rengiyle tamamlayabilirsiniz. Ya da renk tonu farklı ipler kullanarak daha farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. İşte açık pembe, koyu pembe gibi. Şimdi üç tane zincir çekiyorum. Çünkü bir üst sıraya geçmeyeceğim için. Ve başlangıçta yapmış olduğum trabzanın tepe noktasından tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi bir zincirle de kilitledim. ipimi kesiyorum. Şimdi ben yeşil renk kullanacağım. Çünkü işlemem de yeşil yapacağım için. Ee, orada bir uyum sağlamak istedim. Bu kenarda kenarlara geçerken motifin kenarını geçerken üçlü trabzan kullanabilirsiniz. Fakat ben ikili trabzan kullanacağım son sırada çünkü daha tok bir duruşu olsun istiyorum motifin ama siz derseniz ki işte ben şal yapacağım daha salaş bir projede değerlendireceğim derseniz yine üçlü trabzanlarla tüm çevreye geçebilirsiniz daha sonra belki bir sırada sık iğne yapabilirsiniz bu tamamen sizin kullanım alanınıza göre değişir bununla file çanta yapanlar da var. Dilerseniz file çanta yapabilirsiniz ve salaş olması için yine üçlü trabzanları kullanabilirsiniz. Ben daha tok dursun diye ikili trabzan yapacağım. Hemen şöyle köşenin boşluğundan başlıyorum. Böyle yeşili bir yeşil seçtim. Yine 3 tane zincirle ilk trabzanımı oluşturdum. Yine köşenin ilk yarısından başlayacağım. Yani buraya da iki tane ikili trabzan yapacağım. Diğer yarısını motifi bitirdiğim zaman tamamlayacağım. Araya hiç zincir çekmiyorum. Tüm trabzanların tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle birer tane. Bu ara boşluğa da bir tane yapacağım. Eliniz çok sıkıysa ve büzüşüyorsa e, motifin kenarı kenar kısmında bir kasma oluyorsa buraya iki tane de ikili trabzan yapabilirsiniz. Ama ben iki tane e, ikili trabzan yaptığımda hafif böyle bir kıvrılma oluyor. E, o kıvrılma olsun istemiyorum. Bu nedenle daha tok durması için bir tane ikili trabzan ekledim. Şimdi her trabzanın tepe noktasına yine bir tane yaparak devam ediyorum. Ara boşluğa bir tane, tepe noktalarına yine birer tane. Şimdi köşeye kadar gelelim. Köşeyi de nasıl dönüyorum orayı göstereyim. Zaten aynı şekilde ama yine de aklımıza takılan bir kısım olmasın. Şimdi köşe boşluğuna kadar geldim. Bu köşeye de 3 tane ikili tırabzan, 1, 2, 3, 3 tane zincir ve yine aynı boşluğa 3 tane ikili tırabzan yaparak köşe dönüşümüzü de muntazam bir şekilde tamamlıyoruz şu şekilde. Şöyle birkaç tane daha ekleyelim. Şu dip noktadaki trabzanın tepe noktasını atlamayalım. Motifleri birleştirirken sayılar eşit olmazsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Özellikle buna dikkat edelim. Evet bakın bu şekilde bir kenarı tamamladık. Ve yere koyduğumda da herhangi bir kasma yapmıyor ya da kıvrılma yapmıyor. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağım. Daha sonra işleme kısmına geçiş yapacağız. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi bu köşemizin yarısını da yapacağız. Hemen köşe boşluğuna 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Başlangıçtaki zincirli trabzanın tepe noktasından tığımı geçirip ilmeğimi kaydırıp Şöyle tamamlıyorum. Şimdi burada bir düğüm atmayacağım ki bu kısımda bir e, topaklanma olmasın. Şöyle ipimi Kesiyorum. Şu ilmeği öne doğru Çekerek çıkartıyorum. Şimdi Bunu henüz kilitlemedik. Ne yapıyoruz? E, şu ipimizi Şu yandaki ilmeğin altından geçirerek arkaya doğru alıyoruz. Şu şekilde bakın. Böyle tamamlanmış oluyor. Burada herhangi bir topaklanma oluşmuyor. Şöyle arka kısma çevirelim. Artık burada kilitlememiz gerekiyor. Çünkü kilitlenmediği zaman e, motifimizi değerlendirirken sökülme yaşayabiliriz. Şöyle kilitledikten sonra şöyle kapaca da hemen iplerimi gizliyorum. sizler daha detaylı, daha uzun gizlerseniz daha e, garanti almış olursunuz. Evet, motifimizin kabaca tamamı bitti. Sadece bir detayı kaldı. Detayımız da motifimize ismini veren işleme kısmı. İşleme kısmı için e, herhangi bir iğne kullanabilirsiniz. Şu ben kenarını kullandığım e, ipi kullanarak işlememi yapacağım. Ee, yine koton bir ip ee, ya da farklı renklerde de kullanabilirsiniz ama ben yaprak görüntüsü verebilmek adına yeşil kullanıyorum. Ee, şöyle bir yün iğnesi var. Elimde plastik. Sizler e, bunun demir olanlar var. Ondan da kullanabilirsiniz ya da ipinizin geçebileceği herhangi bir iğne olabilir. Çünkü zaten çok detaylarına batmayacağız. Genelde ara boşluklara batarak ilerleyeceğiz. Şöyle çift katmanlı olarak kullanıyorum. Şöyle aynı Buraya getirelim. Şimdi ne yapıyoruz? Şu popkornun yandaki boşluklarından başlayarak yapraklarımızı yapacağız. Öncelikle bir tanesinden şöyle başlıyorum. İpimin ucuna herhangi bir düğüm atmadım. Şöyle çekiyorum. Son uca kadar. Şimdi ben burada bunu tığ ile tutturacağım. Şöyle ilmeğin altından tığımı geçirdim. Bu yeşil ipi şöyle tutuyorum. Buraya bir tane e, zincir atıyorum. Normal kilitleme işlemini yaptım. Ki, e, i̇şlemeyi yaparken, yaprak detayını verirken bana zorluk çıkarmasın. Daha sonra bunu gizleyeceğiz iyice. Şimdi şu ilk sıra üçlü trabzanın üzerinden işlemeye başlayacağız. Tam orta kısımdan, pardon orta kısımdan geçirememişim. Şöyle alayım. Bakın tam şu orta kısımdan şu 3 zincirlik popcorn boşluğundan tığımı geçirdim, iğnemi geçirdim. Hemen şu e, trabzan grubunun üstünden şu üst boşluktan tığımı iğnemi geçiriyorum. Bir yandan da iplerimizi düzeltelim. Yan yana gelsin ki daha e, düzgün bir görüntü elde edelim. Şimdi bunu tekrar şu boşluktan Şöyle düzeltelim. Aynı boşlukta geri çıkartıyoruz. Şöyle çıkartırken çok çekiştirmemeye çalışalım. Şöyle rahat bir e, bolluk oluşsun. Ne çok bol ne de çok sıkı yapmamız gerekiyor. Çok sıktığımızda burayı büzmüş oluruz. Çok bol bırakırsak bu e, sarkma yapar. Şöyle hafif tam üstüne oturacak şekilde ayarlarsanız daha muntazam duracaktır. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen öndeki boşluğa geçiş yapıyoruz. Yine iplerimizi düzelterek ilerleyelim. Şöyle. Ve buradan şu üst kısma geçiş yapıyoruz. Buradan da aldık ipimizi. Şöyle düzelterek çekiyorum ki düzgün dursun ve bu sefer bu alt kısımdan en tepeye doğru çıkıyoruz. Bu son kısım değil. Bu üçlü trabzanların en son köşesine. Daha sonra tekrar şu ilk boşluğa Şöyle tığımızı, iğnemizi daha doğrusu geçiriyoruz. Bir yandan düzeltmeye çalışıyorum. Hem e, ipin sıkılığını hem de ipin yönünü. Daha sonra Bu sefer bu kısımdan değil de, bu kısmı yapacağız ama arkadan Şöyle öne doğru Geliyorum. ve yine orta kısımda buluşuyorum. Şimdi bu yaprağın son kenarı kaldı. Yani şu kısmın diğer simetri kısmı kaldı. İpimi düzelteyim şöyle. Ve şuradan çıkıyorum. Bu sefer en altın Alt kısmından tekrar içeriye doğru düğümlüyorum. İlimden geldiği kadar yavaş göstermeye çalıştım. Sıralamasını eğer e, düzgün yaparsanız en fazla karışıklık olmayacaktır. Hem de daha e, hızlıca yapmış olacaksınız. Evet elimizi de düzelterek şöyle oluşturduk. Şurayı kısmı düzeltelim. Şimdi aynı kısmı buraya, buraya ve buraya yapacağız. Hemen şöyle çeviriyorum. Şimdi yine popcorn'un şuradaki boşluğundan çıkış yapacağız yine. Hep aynı şekilde ilerliyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen bir üste Geçiş yaptık ve birinci ortadan çıkış yaptık tekrar. Hemen karşıdaki boşluğa giriş yaptık. Burada bir üste çıkıyoruz. Bir üst yana şurası. Şöyle. Bu sefer e, ikinci ortaya geçiş yapacağız. Şöyle ipimi düzelteyim. İkinci ortaya giriş yaptım. Tam yukarısına çıktım bu sefer. Buradan tekrar ortaya geldim. Bu sefer şöyle yapalım. Şuradaki yandan. Aşağıdan yukarıya çıkıyorduk. Şimdi yukarıdan aşağıya inerek işlememizi oluşturuyoruz ve yine orta kısma gelerek buluşuyorum. İpimi de bir yandan düzeltmeyi ihmal etmiyorum. Yani en sona bırakırsanız bunun düzelmesi biraz zor oluyor. Çünkü artık düğümlenmiş oluyor. En baştan yavaş yavaş yaparsak daha iyi olur. Şimdi ne yaptık? Bu yandan çıkıyoruz. Ortadan girdik. Yandan çıkıyoruz. Alt kısmın yarısını tamamlayacağız ve bu yüzden alt kısmın en alttaki orta kısmına giriş yaptık. Şimdi ipimizi de düzeltelim. Yani örme kısmı aslında daha hızlı oluyor. Bu işleme kısmı bu ipleri çevirme açısından bizi yavaşlatıyor. Şuradan düzelteceğim. Ama bunu düzeltmezsek boş bir görüntüsü olmuyor bence. Evet. Bu kısmı da tamamlamış olduk. Biraz gevşek geliyorsa şuraları hafiften çekiştirerek tekrardan toparlayabilirsiniz. Bu şekilde. Devam edebiliriz. Yine buradaki boşluktan başlayacağız. Ve aynı işlemi diğer e, kenarlara da uygulayacağız. Bu şekilde yapalım devam edelim. Daha sonra motifimizi bitirelim. Motifimizi tamamladık. Tüm işlemelerimi yaptım. Yine bitirirken e, tığ yardımıyla ilmek atarak kilitleyerek bitirdim. Arka kısmı böyle biraz daha e, temizlediğimizde daha zarif duracaktır. Bu tür motifleri yaptığımızda arkasına illaki bir astar gerektiriyor. E, çünkü bunlar e, takılma yapabiliyor ve e, maalesef şekli bozulabiliyor. Eğer battaniye yaparsanız içerisine bir e, müslim beziyle ya da daha ince bir bezle astar yapabilirsiniz. Kırlent yaparsanız da zaten çok fazla klentin içine dokunulmayacağı için sorun olmayacaktır. Bu şekilde zarif bir motif hem işleme hem örgü bir arada ve oldukça kolay bir yapımı var. Zaten hanım dilendi Bey beğendi modelinin bir farklı versiyonu tarzında. Yani aslında %90 o modele benziyor. Sadece çiçek ve işleme kısımları bu farkı oluşturmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka bir örgüde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.